Ben Talent Camp öncesinde bir öğrenci, Talent Camp'tan sonra da hedefini bilen ve o hedefe doğru ilerleyen bir bireyim. Talent Camp'tan önce ne olacağım konusunda ciddi endişelerim vardı. Fakat şu an ne olmak istediğimi bilen ve o yolda ilerleyen birisiyim. Zaten Talent Camp'ın bize sunduğu en büyük avantajlardan bir tanesi, burada üst düzey yöneticilerle tanışmak ve onların tecrübelerini paylaşmak. Bizim için üst düzey yönetici olabilmek ne kadar zor, ne kadar imkansız gibi düşüncelerimiz olmasına rağmen Talent Camp'tan önce, Talent Camp'ta aslında o bireylerin de bizimle aynı yollardan geçtiklerini ve bizim gibi kararlar aldıklarını görmek, bizimle gelecekte öyle bir üst düzey yönetici olabileceğimiz hissini bizde uyandırdı. Kendimde daha önce geliştirmek istediğim alanlar olduğunu ve bazı problemler olduğunu farkındaydım. Geliştirmek istediğim yönlerimi nasıl geliştireceğim hakkında bir fikir sahibi olmamı sağladı bu sunumlar. Bir bakıma özgüvenimi geliştirmemi de sağladı diyebiliriz. Sürekli 3. sınıftan itibaren bir kariyer koşuşturmacası içindeyken belli başlı hedefleri önceden belirlemiş ona doğru koşarken bu yolda ona ulaşıp ulaşamama korkusu benim için de hakikaten bir korkuyu teşkil ediyorken şu anda aslında önemli olanın kendini dinlemek olduğunu öğrendim. İnsanın önünde, benim önümde kılcal damarlarla birçok yol var. Önemli olanın hangi yoldan gitmek istediğini düşünmek. Yani sonucun eğer o yoldan gitmek seni mutlu edecekse zaten sonuç da senin istediğin bir sonuç olacak. Bunu öğren. Dolayısıyla şu an kendimi çok daha rahatlamış hissediyorum.
bankacılığı hiç düşünmezken bir insan bankacılığı düşünmeye başlıyor ve ötesinde de eğer ben bu kadar ön yargılıyken bunu değiştirebiliyorum, demek ki başka şeylere de ön yargılı bakabiliyorum. Bunu anladım. Yani kendimi dinlemek, her şey buydu aslında benim demeye çalıştım. Yani ön yargılarımı yıkıp daha farklı opsiyon, benim için daha farklı, daha güzel opsiyonlar olduğunu bildiğim için şu an kendimi daha rahat hissediyorum. Yorulmamızın kutsal bir amacı var. Niye? Bir hedefimizi biliyoruz. Bunların gerçek olabileceğini biliyoruz. Hedeflerimizin somut olduğunu ve bu hedefe nasıl ilerleyebileceğimizi biliyoruz. Çünkü bu hedefi zamanında seçmiş ve bu hedefte başarılı olmuş kişilerle tanıştık ve bu insanların tecrübelerini edindik. Bunun yanında birçok güzel eğitimler aldık burada. Sahicilik eğitimi özellikle benim çok hoşuma gitti. Kendimizin kim olduğunun farkına vardık. Çevremizin nasıl olduğunun farkına vardık. Ve bu çevre içerisinde nasıl konumlanmamız gerektiğini ve bir yerden bir yere ulaşabilmek için neler yapmamız gerektiğini gördük. Hani neler öğrendiğimi anlatmam gerekirse çok uzun sürer burada. Fakat hani bu yaşanması gereken bir şey.